O halde büyümüş nesiller olarak bizler, yani Kürtler, bu filmi daha önce görmüştük. Bu ülkede zamanında ilan edildiğinde de o halin 4 ay süreceği iddia edilmişti. Fakat 46 kez uzatılan o hal uygulamalarına şahit olduk. Bizim bildiğimiz tek yönetim zaten sıkı yönetim şeklinde uygulanan o haldi. Yargısız infazların, binlerce köy boşaltmaların, on binlerce faili meçhulün ve işkencelerin yapıldığı, en temel hakların, yürüyüşlerin, gazetelerin yasaklanmasının o hal uygulaması olduğunu ve bizlere yaşatıldığının en yakın tanıklarıyız. AKP hükümetinin iktidar vaadi o hali kaldırmaktı, Kürt sorununu çözmekti. İronik olan işte tam da budur. İktidar olduktan sonra verdiği sözlerden dönen bir AKP'ye şahit olduk. Bugün artık o hali ne kadar çok sevdiğinizi görüyoruz. Üstelik bu sefer artık rejimi de OHA rejimi olarak kalıcı kılmak istiyorsunuz. Anayasa değişikliğiyle rejim değişikliği tescillendi. Bu ülkede artık hiç kimse özgürlük ve güvenlik hakkından, geleceğe güvenle bakma hakkından bir hukuk devletinde... Tüm ekranların hayırlara kapatıldığı bir atmosfer içerisinde. Ülkede darbe ve darbeye karşı darbe koşullarının olduğu bir atmosfer içerisinde, Kürt coğrafyasında ise sıkı yönetim koşullarının olduğu bir atmosfer içerisinde milyonlar bir kez daha baskıya ve zulme boyun eğmedi. Milyonlar eşitlik, özgürlük, adalet iradesini ortaya koydu. Grubum adına, milletvekili arkadaşlarım adına, hareketimiz adına, bileşenlerimiz adına buradan bir kez daha milyonlara, yüreği hayırla dolu olan milyonlara bin kez selam olsun. Bugün dünden çok daha umutluyuz. Bugün dünden çok daha, emin olun, kararlıyız ve bugün dünden çok daha heyecanlıyız. İşte bizim mücadele azmimiz bu umudu bize yaşatan milyonların bu ülkede varlığıdır. Değerli kardeşlerim, HDP olarak hep milyonların, halklarımızın, inançlarımızın barış ferasetine eşitçe, özgürce, adalet içerisinde bir arada yaşama ferasetine hep inandık, hep güvendik. AKP-MHP ittifakı muhalefetin elini kolunu bağlayarak, zindana atarak, rakiplerini zindana atarak mevcut antidemokratik sistemi faşizme taşıyacak ve faşizmi, kötülüğü kurumsallaştıracak, yaygınlaştıracak tekçiliğe dayalı bir anayasa değişikliğini ülkeye dayattı. Darbe, o hal koşullarında adil olmayan bir süreç içerisinde referanduma neredeyse %67'lik AKP-MHP ittifakı müdahaleye, şaibelere rağmen, bütün hırsızlıklara rağmen ancak ve ancak %67 zorla, hileyle, cebirle %51'e çıkarılabildi. Buna rağmen bir kez daha söylüyorum, hayırlar sandığa girdi ama Anadolu Ajansı ve Yüksek Seçim Kurulu sandığa giren hayırları reddetti, kabul etmedi, sandıklardan evet'i çıkarttı. Dolayısıyla başarı Anadolu Ajansı'nın ve kararı ilelebet şaibeli olacak olan Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıdır. Bir kez daha milyonlar adına bu şaibeye ve bu meşruiyet krizi doğuran uygulamaya bir kez daha hayır diyoruz. Özü itibariyle hayır mücadelesi yeniden başlıyor bu ülkede. Selam olsun bu mücadeleyi onurla, omuzla yürütecek olan bütün kardeşlerimize. Kardeşlerim, ortada bir zafer yok. Bunca baskıya rağmen hayırın savunanların faşizme ve tekçiliğe karşı büyük bir iradi direnişi var. Baskı ve şantajlara rağmen 24 milyon yurttaşımızın hayırda buluşması var. İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Adana, Diyarbakır, Van gibi 17 büyük şehirde bu anayasadan bir mutabakat çıkmamıştır. Bu anayasa meşru değildir. Bu anayasa toplumun ihtiyaçlarına yanıt vermemektedir. Kardeşlerim,
Bütün bu atmosfer içerisinde Kürtler namlunun ucunda sandığa gittiler. 65 sayfalık referandum süreci ve referandum öncesine dair ihlal raporumuz var. Temmuz 2015'ten günümüze değin tamı tamına 11 bin insanımız gözaltına alındı. 5 bin insanımız tutuklanarak cezaevine konuldu. Eş genel başkanlarımız, 13 milletvekilimiz, grup başkan vekillerimiz, parti sözcümüz, 84 belediye başkanımız, 750'yi aşkın il, ilçe yöneticimiz ve il ilçe eş başkanlarımız tutuklanarak cezaevine konuldu. Sadece ve sadece referandumun 75 günlük kampanyasında neredeyse günde ortalama 29 insanımız, aktivistimiz gözaltına alındı. Toplamda 2165 hayır aktivisti gözaltına alındı. Sadece bize yönelik değil, diğer siyasi partilere yönelik, yani hayırı örgütleyen diğer siyasi partilere yönelik en az 297 aktivist gözaltına alındı. Bizler de dahil olmak üzere 500'e yakın aktivistimiz tutuklanarak cezaevine konuldu. Selamımızı alan yurttaş bile tek tek kameraya alındı. Vekillerimiz kampanya boyunca gözaltına alındı. Vekillerimiz bir kez daha kampanyalarını adliye koridorlarında yürütmek durumunda kaldı. İşte şu anda size sunmuş olduğum fotoğraf, kampanyamızı sürdürürken selam verdiğimiz insanların kamera altına alındığı bir fotoğraftır. Bir anne bebeğiyle birlikte bize selam verdiği için kameraya alınıyor. Değerli kardeşlerim, böylesi bir atmosfer içerisinde bir kez daha söylüyorum, bakanı emir veriyor, valisi emir alıyor, mahkemeye emir veriyor, seçim şarkımız yasaklanıyor. Ne diyordu seçim şarkımız? Bejinna. Emçi de bejin, em de bejinna. Dün de hayır diyorduk faşizme, bugün de faşizme hayır demeye devam ediyoruz. Dün de faşizme hayır diyorduk, bugün de faşizme hayır demeye devam ediyoruz. Kampanyayı yürütmüş olduğumuz otobüslerimiz, minibüslerimiz alıkonuldu. Anahtarlarına el konuldu. Çok açık ben söylüyorum, ekranlar bize kapatıldı. Hayırın kitlelere ulaşımının tabiri caizse en önemli araçlarından bir tanesi olan ekranlar bize kapatıldı. TRT dahil 17 ulusal televizyon kanalında Cumhurbaşkanı ve danışmanları tamı tamına 326 saat propaganda yaptılar. AKP 480 saat propaganda yaptı. CHP 73 saat propaganda yaptı. MHP 24 saat propaganda yaptı. HDP ise sadece ve sadece 58 dakika sesini duyurabildi.